Bugünkü konumuz pankreas kistleri. Pankreas kistleri iki bölüme ayrılır. Bir tanesi basit kistler, bunlar tümöre dönüşmezler. Bir de diğerleri tümöre dönüşen prekanseröz kistik lezyonlar. Bugün özellikle basit kistlerin üstünde durmaya çalışacağız ve bunların çoğu da pseudokistlerdir. Yani yalancı kistleri pankreasın. Bu pankreasın yalancı kistleri iki şekilde oluşur. Bir tanesi akut pankreatitler sonrasında ortaya çıkan pseudokistlerdir. Bir diğeri ise kronik pankreatitler sonrasında görülen gruptur. Akut ve kronik pankreatitler, yani pankreas iltihapları, bir iltihabın ilk başlangıcında pankreas çevresinde sıvı toplanmasına sebep olurlar. Bir müddet sonra bu toplanan sıvının kendiliğinden emilip kaybolması beklenir. Ama bazı durumlarda bu sıvı kaybolmaz ve pankreasın çevresinde kistik oluşumlar ortaya çıkar. Ama bunların iç zarı yoktur. İç zarı olmadığından dolayı biz bunları pseudokist, yalancı kist olarak adlandırırız. Ama bu kistlerin kaybolmasını tabii ki isteriz. Çünkü eğer ki kaybolmazsa pankreasın kanalına, çevre organlara, mideye bası yaparak, damarlara bası yaraktan ya tıkanmaya sebep olur, ya pankreatit ataklarının tekrarına sebep olur ya da kanamaya sebep olur. Onun için biz bu kistlerin kaybolmasını ilk başta 6 haftalık bir sürede kaybolmasını bekleriz. Kistin oluşumunu gördükten sonra 6 hafta bekleriz. Belli durumlarda biz bunu 4 haftaya indirebiliriz ama klasik olarak 6 hafta bekleriz ve daha sonra endoskopik olarak müdahale ederiz. Burada bir pankreatik kistik lezyonu görüyorsunuz ve bir akut pankreatit sonrası ortaya çıkmıştır. Ve biz bunu endoskopik olarak boşaltmayı amaçlıyoruz. Şu anda endoskopla girdik, endoskopik ultrasonla girdik ve kistin içine iğneyle ulaştık ve iğnenin içinden de bir tel gönderdik, guide gönderdik. Onun üzerinden burada görüldüğü gibi bir dilatatör kateter, onun da üzerinden bir balon gönderdik. Balonla mide ile kist girişini genişletiyoruz. Amacımız içine stent yerleştirmek. Evet, görüldüğü gibi balonla genişlettikten sonra bir tüp yerleştirdik. Tüpün bir ucu kistin içinde, bir ucu midede ve bu şekilde boşalıyor. Ama biz bir tane daha tüp yerleştireceğiz ve o tüpün bir ucu kistin içinde olacak, pankreatik kistin. Bir ucu da burundan çıkacak ve biz bu sayede görüldüğü gibi ikinci yerleştirdiğimiz kateter, biz buna nazokistik drenaj kateteri diyoruz. Biz bunun bir ucunu burundan çıkartıyoruz ve bu şekilde pankreasın, burada kistin içine kontrast madde gönderdik ve daha sonra da görüldüğü gibi burada burundan çıkardığımız tüpün ucundan kist materyalini aspire ettik. Birkaç gün içinde bu kendiliğinden azaldı, kapandı. Her günde bir enjektörü biz mikrobiyolojik inceleme için gönderdik. İçinde bakteri var mı? Burada da stentin midedeki ucu gözüküyor. Görüldüğü gibi ameliyat vesaire gibi büyük operasyonlara ihtiyaç yok. Sadece ince bir delikliğe giriyorsunuz. Pankreasın içindeki sıvıyı alıyorsunuz. Ve burada görüldüğü gibi kist kaybolmuş. Aynı ultrason fotoğrafı ve 10 gün sonra sadece stent görülüyor burada. Biz bu hastanın kistinin 4 ay sonra tamamen kaybolduğunu gördük ve arkasından bu stenti çektik ve arkasından hasta tamamıyla bu kistten kurtulmuş oldu. Fakat bir durum daha var. Burada, bu vakada hastamızın kisti sıvı haldeydi. Bazen sıvı halde olmuyor, nekroz ön planda oluyor. Yani bu nekrotik materyal apse içeriyor. Apse veya doku artıkları bir araya gelerekten katı bir ortam oluşturuyor. Bunun bizim yerleştirdiğimiz stentlerden dışarıya, mideye boşalmasını beklemek mümkün değil. Onun için biz bu stentleri yerleştirdiğimiz noktayı genişletiyoruz ve bu kistin, nekrotik alanın tamamen hücre ölümünün olduğu bölgenin içine giriyoruz ve oradaki materyali dışarıya çekiyoruz.